Evet, hepiniz tekrar hoş geldiniz. Güzel bir eğitim olacağını ümit ediyorum. Şimdi Change.org e, nedir sorusu biraz önemli bir soru çünkü kafalar bazen bu konuda karışık olabiliyor. Change.org nerede olursan ol, kim olursan ol değişim yaratmak için harekete geçebileceğin çok önemli bir kampanya aracı esasında. E, burada görmek istediğin dünyadaki değişimi gerçekleştirmek için harekete geçebiliyorsun. imza kampanyası başlatabiliyorsun. Bu imza kampanyası etrafında da insanları birleştirerek o değişimin olması için çaba sarf ediyorsun. Şimdi Change.org burada kampanya kendisi başlatmıyor. Bazen zannediyorlar ki işte Change.org bir kampanya örgütü. Hayır, Change.org bir Greenpeace değil. Change.org bir tema değil. Esasında Change.org ister kurum ol, ister birey ol, kim olursan ol, geliyorsun burada kendi imza kampanyanı ve kendi doğruların çerçevesinde bir talepte bulunuyorsun ve bu talebi yaygınlaştırıyorsun. İnsanların duymasını sağlıyorsun. O açıdan Change.org'u bir toplumsal medya aracı olarak da düşünebilirsiniz. Çünkü mesajlarınızı yaygınlaştırmak ve sizin gibi düşünen insanlarla işbirliği yapmak ve yalnız olmadığınızı hissedebileceğiniz bir yer. Dolayısıyla biz Change.org olarak kampanya yapmıyoruz. Biz Change.org olarak esasında herhangi bir görüşten veya fikirden yana değiliz. Biz sadece Change.org olarak açılmış kampanyalara destek veren bir kuruluşuz. Yani onun gibi e, bağımsız gazetecilik gibi düşünebilirsiniz bunu. E, bizler sizlerin görüşlerini, sizlerin yapmak istediğiniz değişimi e, ortaya koymak için bir ortam sağlıyoruz. E, burada da Mesela gerek Yaz, gerek Erhan, gerek Barış, gerek ben ve diğer arkadaşlarımız Güçin ve Yiğit ve Turgay, onların hepsi esasında sizlere destek olmak için varlar. Sizinle aynı görüşte olsunlar olmasınlar hiç önemli değil. Onların görevi tamamen bu değişimi, sizin kalbinizdeki değişimi gerçekleştirebilmek için harekete geçirmekte, sizlere yardımcı olmak. Bugünkü toplantımızda da biz iklim konusunda harekete geçmek isteyenlere yol göstermek. Onları bu konuda daha başarılı olmaları için neler yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirmek üzere buradayız. Evet, devam edelim. Şimdi Change.org'da tabii herkese açık bir platform olduğu için inanılmaz bir hareketlilik var. Bakın, 9 senede 18 milyon 484 bin 768 Üyeye ulaşmış e, Change.org. Bu insanlar bu 9 yıllık süre içerisinde bu kampanyalara imza atan bireylerden e, oluşuyor. Ve her yılda bu kadar büyük olmasına rağmen bu rakam hala büyümeye devam ediyor. Mesela e, 2020 senesinde 1 milyon 102 bin kişi Change.org'a yine e, katılmış. Tabii ki e, bu kadar çok kampanya başlatılınca, bu kadar insan burada bir araya gelince de Görüyoruz ki 295 kampanya başarılı olmuş. Tabii açılan kampanya sayısı çok daha fazla. Bunu bir kitle kaynak gibi görebilirsiniz. Binlerce insan kampanya açıyor, ama bunların arasından sivrilen toplumsal desteği bulan kampanyalarsa sonuçta başarılı oluyor, ulaşıyor. 295 kampanya başarılı ulaşmış, yani böyle haftada yaklaşık 5-5,5-6 filan gibi kampanyanın başarılı olduğunu düşünebilirsiniz burada. Her hafta başarılı olan kampanyalar var. Tabii toplam imza sayısı da baktığınız zaman 14 milyon 653 bin ama imza atan kişi sayısının geçen yıl 3 milyon olduğunu görüyoruz. Bu da esasında bir kişinin birden çok kampanyaya imza attığının göstergesi çünkü 14 milyonu 3 milyonla çarparsanız. E şey bölerseniz kişi başı yaklaşık ortalama kaç imza atıldığını da burada görebilirsiniz. İşte bu insanlar yani geçen sene 3 milyon kişi harekete geçmiş değişik kampanyalarda ve 295 başarıyı elde etmiş. Şimdi biz bu hangi kampanyalar başarıya ulaştı neler oldu neler bitti bunların hepsini Change.org Taksim rapor 2020 diye kamuoyuyla paylaşıyoruz. 2015 senesinden beri bunu her yıl yapıyoruz. Yani dolayısıyla Bizim Change.org Taksim L, Taksim TR diye de bir adres, bir blogumuz var. Onu belki Barış chatten paylaşmak ister. Oraya girdiğinizde de kampanya ipuçları bulabiliyorsunuz. Bütün geçmiş raporları bulabiliyorsunuz. Yani bizim change.org'la ilgili kamuoyuyla paylaştığımız bütün bilgileri bu blog adresinden de ulaşmanız mümkün. Evet. Bir küçük videomuz var. Onu bir isterseniz izleyelim. Evet. Thank hey. Bu da böyle bizim tabii kampanyalardan küçük bir seçki. Tabii 295 kampanyanın hepsini burada sunmak mümkün değil. Saatler sürerdi herhalde. Ama güzel bir şey var. Barış yine belki chatte paylaşırsın. Bir YouTube kanalımız var. O YouTube kanalında bu video olduğu gibi bir sürü başka videoyu da izleyebilirsiniz. Orada başarıya ulaşmış, süren pek çok kampanyaya ilişkin videolar var. O videolar da size belki kendi videolarınızı daha sonra hazırlamanız için ilhamda olabilir. Burada ben 2020'de başarılı kampanyaları bizlere anlatması için birkaç tane daha yazı devrediyorum. Yaz. Teşekkürler Uygar. 2020'de başarılı ilan edilen doğa koruma kampanyalarından biraz söz edeceğim. Biz 28 kampanyanın başarılıyla sonuçlandığını gösterdik raporumuzda. Burada bu kampanyaları kimler başlattı? Sivil toplum kuruluşları, yerel mücadeleler. Burada görüyorsunuz Ulupınar halkı, Beyci halkı gibi yerel mücadele isimleri oluştu ya da kişiler. Burada benim koyduğum birkaç kampanya var. Mesela Alanya'nın Yeşilöz sahili açıklarında iki yıldır bir petrol boşaltım tesisi büyüdüğünde projesi vardı. Güldane Şahin bir kampanya başlattı ve iki yıl boyunca çok aktif kampanyacılık sonucunda bu projenin iptal edilmesini sağladı. Artık kareta karetalar ve kum zambakları o bölgede özgürleşti. Onun dışında burada görüyorsunuz, belki de duymuşsunuzdur, sosyal medyada da bayağı yankı getirdi Ulu Pınar. Halkının başlattığı kampanya Orada asırlık çınarlar yani aslında 800 yıllık çınarlar yol genişletme çalışmaları kapsamında kesilecekti. Bunu duyan Ulu Pınarlılar birleşti, bir kampanya oluşturdu ve bir ay boyunca alanda dönüşüm olarak nöbet tuttu. Müzikler, danslar hani... Çok e, hareketli, aktif, çınarları bırakmadıklarını gösterdikleri güzel yerel bir mücadele gerçekleşti oradan. Ardından da bu çınarlar kurtuldu. Resmi kaynaklar e, bunun e, yani resmi bir açıklamada bulundu ve o bölge aslında yol genişletme çalışmasının iptal olduğu ortaya çıktı. Ardından Ayvalık Tabiat Parkı platformu bir oradaki tabiat parkı ihalesinin iptal edilmesi için bir kampanya başlattı ve e, başarılı oldu. Muğla Çevre Platformu, Muğla Çıtlık Ormanlarının kesiminin durdurulması için bir kampanya başlatmıştı. O yine başarılı oldu kısa süre içerisinde. Denizli Tavas Avdan'da termik santral projesi iptal edildi. Geçen yıl bunun haberini aldık yine. Büyükada'da heliport projesi vardı. Deniz doldurularak helikopter pisti ve iskele yapılması planlanıyordu. Orada İzellevi Coşkun, daha önceki Sivriada kampanyacımız tekrar bir kampanya başlattı ve 12 bin imza toplayarak yine bu projenin durdurulmasını sağladı gibi farklı farklı kampanyalar var. Galata'dan bahsetmiştiniz. Evet, sanırım 2020 yılının Mayıs ayında Galata kulesinde bir dış restorasyon çalışmasının olduğu ortaya çıktı ve oradan Simur Kuş yuvası Derneği bir kampanya başlattı çünkü o restorasyon çalışması kulenin dış cephesinde üreyen ebabil kuşlarını öldürüyordu. Oradaki yavrular ölüyordu. Çok güzel aktif bir kampanyacılıkla dört gün içerisinde başarı ilan edildi çünkü çok acil bir durum vardı orada. Bakana kadar gitti konu, Bilim Kurulu toplandı, kampanyacıyı çağırdılar, Bilim Kurulu toplantısında basın çok ilgi gösterdi, sahadan çok güzel bir iletişim oldu orada ve bir başarı geldi. Burada şunu söylemek istiyoruz aslında başarı ilanları çok önemli yani 28 kampanya başıyla sonuçlanmış, 2019 yılına göre çarpı iki bu sayı bu arada ama kampanya başlatmaktan daha önemli aslında pardon kampanya başarısından daha önemli kampanya başlatmak. Bunu da her yıl görüyoruz aslında çevre kampanyalarında her yıl katlanarak daha fazla kampanya başlatılıyor. Bunun aslında kampanyaların başlatılması ve bu kampanyaların çoğalması değişme olan inancın bir göstergesi. Ya yani sorunlara karşı ses çıkaranların artması başarılı olsun veya olmasın aslında kendi başına toplumsal bir başarı olarak görüyoruz biz. O nedenle sessiz kalmayın. Bir şeyleri değiştirmek istiyorsanız kampanya başlatın demek istiyorum. Ve biraz şuna da değinmek istedik aslında. En son yıllarda sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelip başlattığı kampanyalar çok öne çıkıyor Change.org'da. E, bu aslında Buket'in de anlatacağı kampanyadan sonra çok yani müthiş bir artış gözlendi e, o alanda. Buket'lerin kampanyasında sanırım e, temiz e, hava hakkı platformu 15 e, STK'dan oluşuyor. Buket yanlışsam düzelt lütfen. Bir de e, yerel kuruluşlar da birleşti. Bir 25 kurum bir kampanya başlattı. Onun ardından 28 kuruluş nesli tehlike altındaki kuşların vurulmaması için 2019 yılında Yaşasın Kuşlar Hareketi birlikteliğini oluşturdu ve üveyik ve elma baş kuşlarının avlanmaması için Merkez Av Komisyonu'na çağrıda bulundu. Bunun ardından da bu birliktelik 2020 yılında 234 kuruma ulaştı ve yani sanırım benim bildiğim 8 yıllık doğa koruma deneyimimde hani en fazla ilk defa hani bu kadar STK'nın bir araya gelip bir kampanya başlattığını görüyorum. Avcılığın tamamen yasaklanması için bir kampanya başlatıldı. Onun ardından bunu duyan gıda hareketini birlikte büyütmek oluşumu oluştu ve 80 kurum birlikteliğiyle ile ilgili yayınlara yönelik sansür içeren maddelerin iptal edilmesi, kanun teklifinden çıkarılması için bir kampanya başladı ve bu da 5000 içerisinde başarıya ulaştı. 2020'nin sonuna yaklaşırken torba yasayı geri çek kampanyası başladı yine bunu da görmüşsünüzdür. Hani Yine 107 kurum ve 7 siyasi parti birleşti. Bu nedenle Change.org'un aslında bir sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirme e, gücü olduğunu da görebiliyoruz. Burada biraz iklim kampanyalarından bahsedeceğim çünkü burada da aslında çok fazla sivil toplum kuruluşu artık e, görüyorlarken tek başına değil ama örgütlenip hani hep birlikte bir ses getirdiklerinde kampanyaları başarıya ulaşabiliyor veya sesleri daha yüksek mercilere çıkabiliyor, karar vericilere kadar e, seslerini duyurabiliyorlar. Basının da daha çok ilgisini çekiyor aslında e, birden hani 234 kurumun bir kampanya başlatması başlı başına bir basının ilgisini çekecek bir haber aslında. Geçen noktada iklim veya kömür kampanyaları 8 yıldır 9 2014 yılından beri giderek artıyor. Burada kömürlü termik santrallere karşı başlatılan kampanyalarda 60'tan fazla kampanya başlatılmış. Farklı bölgelerde işte Trakya'daki kömürlü termik santrallerine karşı bir sürü kampanya var. Çanakkale, Eskişehir, Bursa, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş sürekli artıyor bu kampanyalar. On dışında genel olarak iklim alanında aslında hani her şeyi birazdan göstereceğim. 300'den fazla kampanya olduğunu söyleyebiliriz. Burada biraz birkaç örnek vermek istedim. İ yine e bu birlikteliklerden sonra, özellikle bu KET'lerin başlattığı kampanyadan sonra iklim alanında çalışan STK'lar da birleşip bir arada bir kamp yani kampanyalar başlatmaya başladılar. Bu da en güzel örneği yine Hunutlu Termik Santrali'nin inşaatının durdurulması için. Adana'ya Temiz Hava Kampanyası 18 kurum bir araya geldi e, ve Mayıs, pardon, 5 Haziran 2020'den beri Dünya Çevre Günü'nde duyurdular kampanyalarını. Aktif bir şekilde her hafta toplanarak Uygarda sunacak sonra bir yol haritaları var. Aktif bir şekilde kam buluşup e, kampanyalarını arttırmaya çalışıyorlar. Hatta 2020 yılında en fazla imza alan kamp çevre kampanyası Unutlu Kampanyası oldu. 65 bine yakın imza topladı geçen yıl Unutlu kampanyası 5-6 ay içerisinde. Onun dışında buketlerin kampanyası altta da görebileceğiniz gibi çevre yatırımlarını tamamlamadan çalışan yaşamı kül eden termik santrallere izin vermeyin diyor bu ekip ve 105 bine yakın imza topladı. Burada yine iklim krizi için birleşildi global olarak ve orada yine Türkiye'den de 25 bin imza toplandı. Ömer Madra'nın başlattığı 2010 6 yılında sanırım başlatmıştı emin olmamakla birlikte öyle hatırlıyorum. Gezegen elden gidiyor buna razı gelemeyiz. iklim için hala çözüm varken lütfen imzalayın diyor. Böyle yine 13 bin destekçiye ulaştığı bir kampanya var. Ve bahsettiğimiz gibi TVM'nin aslında Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylaması için 47 sivil toplum kuruluşunun başlattığı Paris'i onayla kampanyası da Aktif bir şekilde devam ediyor. Üç hafta önce başladı sanırım kampanya. Şu an 12 bine yakın imza topladı diyorum ve bu kampanyanın videosunu gösteriyorum. Videomuzdu. Burada tekrar bunu açayım. Uygar'a sözü vermeden. E, şurada aslında bahsetmeyi unuttuğum birkaç kampanya var. Hepsinden bahsedemeyiz tabii ki de ama e, en altta e, zaten Bursa'yı Temiz Hava ekibinden de katılımcılar var. O nedenle ondan da çok kısa söz etmek istiyorum. Burada yine Nilüfer Gençlik Meclisi ve FFF Bursa e, bir Bursa'ya Temiz Hava kampanyası başlattı. O da 48 kurumu bir araya getirdi bu gençler ve aktif bir şekilde bu kampanyalarını devam ediyorlar. Onun dışında İzmir'deki hava ölçüm istasyonlarının verilerinin açıklanması için Ali Ağa'da yine güzel bir kampanya var. Ali Ağa'da hava kirliliği verilerini bilmek hakkımız diye. Bir de mesela termik santrallere karşı başlatılan kampanyalarda hani ilgi alanına göre mesela burada bir kuş sever başlatmış. Nallıhan kuş cenneti yakınında kurulacak termik santral projesini istemiyorum" diye. Bunun gibi birçok kampanya var platformda diyorum ve sözü uygara veriyorum başarılı kampanyaları için ipuçlarını anlatması için. Mute'dan çıkayım önce, bulayım o düğmeyi. Evet, başarılı kampanyalar için ipuçları burada derledik sizler için. Tabii yıllar boyunca bu kampanyalar yürütüldüğü için artık bir takım şeyler ortaya çıktı. Ne yapmak gerekiyor ki kampanyanız başarıya ulaşsın? Ne yapmak gerekiyor ki kampanya geniş kitlelere ulaşsın? Ne yapmak gerekiyor ki o kampanyalar daha fazla imza toplasın? Dolayısıyla Yapmanız gereken ilk şey, neyi değiştirmek istediğiniz şeyi iyice düşünmek. Yani nedir bu benim değiştirmek istediğim şey ve bu gerçekten gerçekleşebilir mi, gerçekleşemez mi? Gerçekleşebilirse ne şekilde gerçekleşebilir, ne zaman gerçekleşebilir? Bunları iyice düşündükten sonra kampanyamızı başlatmak lazım. Evet. Şimdi burada bir yol haritamız var bunları adım adım izlediğiniz takdirde kampanyanızın başarılı olması daha muhtemel. İlk önce kendine bir tabii ki hedef belirlemen gerekli. Ben neyi elde etmek istiyorum? Ben neyi başarmak istiyorum? Peki benim bunu elde etmem, bunu başarmam için gerekli olan karar vericiler kimler? Yani kim bu konuda karar verecek? Hangi yetkili var? Bu bir yetkili mi? Bir şirket mi, bir kurum mu? Kime yönelik ben bu kampanyayı başlatacağım? Buna karar vermeniz gerekiyor. Ondan sonra bu kampanyaya çok güzel bir başlık, bir mesaj seçmeniz ve de bir görsel seçmeniz gerekiyor. Ondan sonra da bir kampanya yol haritası belirlemek gerekiyor. Yani ben bu kampanyamı ne şekilde geliştireceğim? Nereye doğru gideceğim? Bu hangi adımlarda neleri yapacağım? Onlara bakmamız lazım. Ondan sonra başarıya doğru götürmek için atacağınız bir takım adımlar var. En önemli şeylerden bir tanesi de tabii ki size imza atan destekçilerinizle iletişimde kalmak. Onlara ilişkin bir takım çok güzel yöntemler var. Onları paylaşacağız. En sonunda da yaz sizinle bunları yaygınlaştırma yöntemlerini de paylaşacak. Ne şekilde kampanyanızı duyurabilirsiniz? Onların üzerinden geçeceğiz. Evet, şimdi dedik kendine bir hedef belirle. Hedefinin İyi bir kampanyaya hedefi olup olmadığını anlamak için kendine şu soruları sorabilirsin. Hedefin tanımlanabiliyor mu? Ölçülebiliyor mu? Başarılı olup olmayacağını nasıl anlayacağım? Bu hedef ulaşılabilir mi? Hedefin koyduğun hedef gerçekçi bir ihtiyaca yönelik mi? Yani insanlar bu ihtiyacı kendileri de görüyorlar mı? Ve hedefin hem akla hem de gönüllere hitap edebiliyor mu? Yani hem bu işin rasyonel tarafı hem de duygusal tarafı var mı? Bunları kendi kendine sorman lazım. Esasında belki karşılaşmışsınızdır daha önceki eğitimlerde de. Bunlara biz smart hedefler diyoruz. Yani tanımlanabiliyor mu, ölçülebiliyor mu, başarılı olup olmadığını nasıl anlayacağım? Ulaşılabilir mi? Hedefin gerçekçi bir ihtiyaca yönelik mi? Hem akla hem gönlü hitap ediyor mu? İşte bu güzel bir kamp hedef burada. Görüyorsunuz Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylaması. Evet, devam edelim. Şimdi tabii burada muhatap ve karar vericiler e, çok önemli. Kampanyayı başlattığınızda e, burada karar vericileri seçip onların e-mail adreslerini de girebiliyorsunuz. Birden fazla karar verici olabiliyor. Mesela bu Paris İklim Anlaşması'nı onayladı. Kimdir karar verici? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve diğer başkan vekilleri bu konuda harekete geçebilecek. Bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıyabilecek insanlar çünkü sonuçta bu meclis gündemine alınması gereken bir konu. İşte bunları da bu karar verici kısmında yazıyorsunuz. adı ve o kişinin kurumu bir de e-mail'ini yazıyorsunuz. E-mail'ini yazmanızın şöyle bir önemi var. Belirli imza sayılarına ulaştığında o belirtmiş olduğunuz adreslere kampanyanızla ilgili bilgi gidiyor. Diyor ki size yönelik şöyle şöyle bir kampanya var. Ondan sonra bundaki imza sayısı şuna ulaştı. Ee, buraya tıklayarak siz e, imza kampanyasını başlatan kişiyle iletişime geçebilirsiniz, buna karar verebilirsiniz gibi bir e-mail gidiyor ve o insanlar da sizin farkınıza varıyor. Şimdi e, karar vericilerin sizin bu kampanyanızın Farkına varmalarını sağlayacak bir başka kısım daha var kampanyayı başlattığınızda. Paylaşmak için başlık diye ayrı bir başlık e, sağlıyoruz sizlere. Bu şu anlama geliyor. Siz burayı doldurduğunuzda kampanyanızı imzaladıktan sonra insanlar Twitter'da paylaştığı zaman, Facebook'ta paylaştığı zaman e, onların handle'ları ve hashtaglerle birlikte paylaşılıyor. Dolayısıyla başlığa koyamadığınız Twitter handle'ları, Ondan sonra hashtag'ler bu paylaşmak için başlık altında siz bunları yazarsanız burada o kişilere gidiyor. E tabii ki onların da sosyal medyasını yöneten karar vericilerin insanlar var. Ne kadar çok bu kişi paylaşılırsa o kadar çok bildirim gidiyor o adreslere, o handle'lara. Dolayısıyla onlar da sizin farkınıza varıyorlar. Nasıl bir kampanyaymış bu? Bizden ne talep ediyor diye bakıp ona göre harekete geçebiliyorlar. Yine hashtag'lerle de siz o tartışmanın, o gündemin olduğu yere kampanyanızı sokma şansına sahip oluyorsunuz. Dolayısıyla kampanyayı başlatırken, başlatırken bu paylaşmak için başlık kısmını doğru doldurmak ve iyi doldurmak önemli şeylerden bir tanesi. Tabii karar vericileri de siz buraya yazdığınız zaman e-mailleriyle birlikte onlar da bizimle iletişime geçip bir karar verici hesabı açabiliyorlar. Mesela İzmir'de fahiş su faturalarını ödemek istemiyoruz katı atık bedelleri düzenlensin diye bir kampanya vardı. Burada tabii ki böyle bir İzmir'de su faturaları bedelleriyle kim ilgilenir? İSSU Genel Müdürlüğü. Dolayısıyla buradaki karar verici de İSSU Genel Müdürlüğü'ydü. Nitekim İSSU Genel Müdürlüğü bu kampanya böyle ortalığı sallayınca dedi ki benim buna bir yanıt vermem lazım, durumu açıklamam lazım. Hemen bir karar verici hesabı açtı ve karar vericiler de buradan yanıt yazdıklarında bilgilendirme yaptıklarında bütün imzacılara bu mesajları da gidiyor. Dolayısıyla burada bir diyalog başlıyor. Yani bizim derdimiz bacıyı dövmek değil, üzüm yemek olduğu için önemli olan şey karar vericinin de bizimle iletişime geçerek ne şekilde bu işe bir çözüm ulaş çözüme ulaştırılacağını birlikte karar vermek. geçen bu cuma biz Eğitimde Görme Engelliler Derneği ile diğer kampanya danışmanımız Üçün Şahin'le bir toplantıdaydık. Yıllar önce bizde kampanya başlatan bir görme engelli vatandaşımız Fadi Aktaş da oradaydı. Ziraat Bankası'na yönelik bir kampanya başlatmıştı o. ATM'lerde görme engelliler için doğru alanların, doğru sistemlerin kurulması için biz de kendisiyle e, iletişime geçmeye çalışmış ama bir türlü geçememiştik. Fakat o arada e, şöyle olmuş e, kampanya o çok çabalamış bunun başarılı olması için e, değiştirmek için. Bütün yetkililere falan gitmiş. Hiçbir sonuç alamamış. Sonunda Change.org'da kampanyayı başlatmış. Birkaç gün içerisinde imza sayısı 12 bini geçince panik halinde Ziraat Bankası yöneticileri bunun bir yerden telefonunu bulup aramışlar. <laughs> Telefonda. Ve demişler ki ya sen bu kampanyayı hemen kapat. O da demiş ki kapatırım, hiç sorun değil. Önce siz sistemlerinizi değiştirin, ben hemen kapatacağım. <laughs> Dolayısıyla burada gördüğünüz gibi çok güzel bir e, diyalog oluşmuş. Ve hakikaten Ziraat Bankası bütün ATM'lerini dönüştürdü. Ve artık görme engellilerin de kolaylıkla kullanabileceği bir e, sisteme dönüşmüş oldu. Yani bu karar verici ve diyalog ve muhatap en önemli konulardan bir tanesi. Kampanya başlığım nasıl olmalı? Şimdi burada çok kısa, net, anlaşılır bir kampanya başlığı seçmeniz gerekli. Ve başlıkta herkesin bilmeyeceği böyle kısaltmalardan kaçınmak lazım. İşte mesela X bölgesinde ÇED raporu onaylanmamalı şeklinde bir başlıkta ÇED acaba ne anlama geliyor? Herkes ÇED'i biliyor mu? Ya yani biz biliyoruz tabii. Sizin etrafınızdaki ve o mücadelenin içerisindeki herkes biliyor ama sokaktaki vatandaş ÇED ne ola ki diyor. Dolayısıyla böyle şeylere daha anlaşılır bir biçimde vermek e, mutlaka önemli. Yani kampanya başlığınızı 12 yaşındaki bir çocuğa sorun. Sen bunu anladın mı? Ne diyor bu diye sorun. Evet anladım şu 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 diye size doğru bir şekilde anlatıyorsa o zaman doğru kampanya başlıyor. Şimdi peki nasıl olmalı? Mes bu güzel örnekler. Hani diğeri kötü bir örnekti. Mesela bu iyi bir örnek. Ali Ağa'da hava kirliliği verilerine bilmek hakkımız. Çok net. Yani şöyle de diyebiliriz. Ali Ağa'da PM12'leri ölçün ve bize anlatın. Yani şimdi PM12 ne ola acaba veya PM2.5 ne ola acaba diye düşünürler. Dolayısıyla hani partikül madde 2.5'un partikül madde onun ne olduğunu buradaki katılımcıların pek çoğu biliyor. Çünkü iklim ve hava kirliliği ile ilgileniyorlar. Ama toplum acaba biliyor mu? Çevre yatırımlarını tamamlamayan santrallere çalışma izni vermeyin. Burada güzel bir şey İzin vermeyin diye hashtag kullanılmış. Dolayısıyla bu hashtag'in içerisine bunu da anlatmak ve bu, bu bununla ilgili yani daha fazla bilginin burada bulunabileceğini göstermek açısından önemli. Adana'da bir kömürlü termik santral daha istemiyoruz. Yine güzel örneklerden bir tanesi. Yine kampanya mesajınız çok önemli. Bu benim çok sevdiğim kampanyalardan bir tanesi. Çevre davaları kamu davası sayılmalı. Yargılama giderleri hazineden karşılanmalı. Şimdi nefis bir kampanya hakikaten e, ne denir? Olması gereken bir şey ama yanlış şu açıdan yanlış. Şimdi bir kere bakın, bütün başlığı koca koca şey kapital harflerle yazmış. Böyle kapital harfler kullanmayın, okumayı zorlaştırıyor ve anlamayı da güçleştiriyor. E, o onlar konulardan bir tanesi ama daha önemlisi bu kampanyaya girdiğinizde böyle uzun uzun ve karmaşık bir biçimde niye bunun olması gerektiğini hukuki bir dille anlatılmış. Dolayısıyla bunu tavsiye etmiyoruz. Mutlaka lafı uzatmadan en başta ilk paragrafta neyi neden istediğinizin net olması gerekiyor. Sonra da çok lafı uzatmadan en önemli noktaları veriyorsunuz ve sonra da kampanyanızı metnini bitiriyorsunuz. Tabii burada önemli olan şeylerden bir tanesi okumayı kolaylaştıracak şekilde burada işte kalın harfler kullanabiliyorsunuz. E, paragrafları doğru vermeniz e, çok önemli. Yani yine benim burada tavsiyem e, metninizi yakınınızdaki bu konuyla ilgisi olmayan kişilere okutup ya bu sana ne diyor? Burada anlamadığı ne var diye e, sormanız. Şimdi burada e, gördüğünüz iyi örnekler var. İşte kampanya mesajı açısından salgın hastalıklardan dolayı taktığımız maskeleri hava kirliliği yüzünden de takmak istemiyoruz. Burası Türkiye'nin nefes olun güzel örneği. Burada zaten oradan FFF aktivistleri de aramızda. Veya işte şuradaki paragrafı bir birlikte okuyalım. 2020 Türkiye'de en çok aşırı hava olayının görüldüğü yıl. Başta şiddetli yağışlar, fırtına ve dolu olmak üzere Türkiye'de 984 aşırı hava olayı görüldü. İklim krizi küresel bir sorun ve çözümü için 191 ülke Paris İklim Anlaşması'nı onaylayarak bir araya geldi. Türkiye. Paris'i onaylamayan 6 ülkeden biri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin süreci tamamlaması için 47 sivil toplum kuruluşu bir imza kampanyası yürütüyor gibi böyle e, kampanya mesajınızı net bir şekilde verebilirsiniz. Evet devam edelim. Tabii kampanya görselleri de burada çok önemli. Biraz önce verdiğim örnek vardı hatırlarsınız. Çevre davaları kamu davası sayılmalı diye. Burada bir e, zeytinlik var. Çok güzel bir resim ama konuyla çok büyük bir şeyini göremiyoruz. Ne denir? E, anlamını göremiyoruz. Veya diğerinde deniyor ki e, Finike'mizin portakal, portakal bahçelerine kıymasınlar. Şimdi burada da böyle bir çizgi var, bir, bir harita var. Ne ola ki acaba? Yani çok böyle net bir mesaj değil. Ama güzel örneklerden bir tanesi mesela yukarıdaki Çanakkale, Kirazlı'da neler oluyor? Biliyorsunuz bu korkunç Ormanın kesilmiş olan resmi son derece hem duygusal hem de çarpıcı bir görsel. Yine burada Zehirsiz Sofraların başlatmış olduğu kampanyadaki görsel bizim duygusal olarak da hitap ediyor. Tüm canlılar için zehirsiz sofralar. Burada yemek yiyen bir çocuk, canlılar var ve bir çizim olarak verilmiş. Bu da etkili olabiliyor. İnsanlara daha sıcak gelebiliyor. Daha çarpıcı ve ne denir? Bu sefer irkilten bir görselde burada Adana'da bir kömürlü termik santral daha istemiyoruz da. Şimdi burada gördüğünüz gibi paylaşıldığında kampanya ile ilgili sadece kampanyayı imzala Change.org diye bir görsel çıkıyor. Dolayısıyla sizin bu görsellerin içerisine mesajınızı koymanız. Çanakkale Kirazlı'da neler oluyor? Tüm canlılar için zehirli sofralar. Adana'da kömürlü termik santral daha istemiyoruz gibi mesajı da bu görselin içerisine, böyle görseli de tabii ki bozmayacak şekilde koymanızın çok büyük önemi var. Güzel şeylerden bir tanesi şu Change.org'da yapabileceğiniz kampanyayı başlattığınızda esasında birden fazla görsel yükleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla birden fazla görsel yüklediğinizde sistem otomatik arkada bunları deniyor. Denir, denerken de kaydediyor. Acaba hangisi daha fazla imza getiriyor, hangisi daha fazla paylaşılıyor diye. Şimdi sizinle hemen küçük bir quiz yapalım. Biz bu dört görseli Paris Anlaşması'na yükledik diyelim. Bu işte kampanyayı başlatan arkadaşlarımız bu dört görseli yüklediler. Sizce hangisi en fazla paylaşım, en fazla imza getirir? Şimdi hemen bu şeye çete yazın. Oo, herkes C diyor, bakalım öyle mi? C, C. Ha birisi B dedi. B, güzel birisi D. D diyenler var. Değil mi? İnsanlar böyle suyun içindeler, arabalar falan bayağı çarpıcı. Ee, bakın değişik görüşler var. Yani <laughs> cevap vermiyorum kırmızı. Biliyorsun galiba Figen. <laughs> Peki. Yani bu enteresan. Çünkü bakın bir kere kendi içimizde bir ilk önce C konusunda düşündük. Sonra acaba D mi dedik? çok da emin olamıyoruz değil mi? Yani başka görseller e, olabiliyor ama deneme bilim yani eee içer içerideki sistem bize doğru yanıtı her zaman için veriyor. Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka bu denemeyi yapın. Kendi içgüdülerinize güvenmeyin e, bu konuda. Birden fazla fotoğrafla bu denemeleri arkada yapın kampanyalarınızı başlattığınızda ve doğru yanıtı bulun. Hadi bakalım yaz görelim hangisiymiş en çok getiren. Aa! A galiba değil mi? Bakın A'yı söyleyen hiç olmadı. Yüzde 12 daha fazla imza getirmiş iyi mi? <laughs> i̇şte böyle. <laughs> çok enteresan. Onun için kendi sezgilerimize güvenmeyeceğiz. Bilime güvenmek en iyisi. Burada deneme yapmak. Ve birden fazla görsel yüklemek çok önemli. Evet sonra da tabii ki bir kampanya yol haritası çizmek çok önemli. Yani ben bunu hep söylüyorum. Bir stratejiniz olsun. Yani bir e, neler yapacağınızı bilin. Adım adım bunu planlayın. Çünkü şayet bunu adım adım planlamazsanız sonra şimdi ne yapacaktım ya falan oluyorsunuz veya kayboluyorsunuz. Zihniniz de kayboluyor. Halbuki strateji oluşturduğunuz zaman bu kampanyanın başarılı olması konusunda önemli adımlar atabilirsiniz. Ben ümit ediyorum. Buket bize biraz kendi kampanya stratejisinden de bahsedecek. Dolayısıyla Burada onlar Temiz Hava Hakkı platformu olarak nasıl bir kampanya stratejisi izlediler? Ne gibi hamleler yaptılar ki başarılı oldular? Bunu biraz hani satranç gibi düşünebilirsiniz. Bir satranç tahtasında nasıl belirli hamleler, belirli sonuçlar getiriyorsa, nasıl belirli yerde pozisyonunuzu güçlendiriyorsanız... ...benzer şekilde de bir yol haritası çizip hangi noktada hangi hamleleri yapacağınızı önceden planlamanızın sonra da yapmanızın çok büyük önemi var bir kere planlarsınız sonra değiştirebilirsiniz. Sorun yok. Yani e, illa bu taşa yazılmış bir şey değil. Siz planınızı yapın, sonra yol üstünde değişik durumlarla karşılaştıkça onlara uyum sağlayıp tekrar planımızı da değiştirebiliriz. Bu kadar senin kısmın. Burada ben hazır yolları haritasından bahsetmişken bir de Hunutluyu göstermişken şeyden yani birkaç örnek vermek istiyorum aslında. Hunutlu ekibi çünkü haftada bir toplanıp bu yol haritasını üzerine tekrar tekrar tartışıyor. Şimdiye kadar neler yapıldı? Mesela işte bu Hunutlu kömürlü termik santralini finanse eden Çin bankalarına yönelik farklı farklı bankalara mektuplar gönderildi. Bloomberg'de İngilizce özel haber yapıldı. Yani bu bu konu aslında yurt dışına taşındı. Bir rapor yayınlandı. Bu Hunutlu kömürlü termik santralinin 30 yıllık ömrü boyunca kendini geri ödeyemeyecek kadar ölü bir yatırım olduğuna dair burada ekonomi ekonomis ekonomi gazetecilerine e, hedeflendi bu rapor Çince'ye çevrildi e, Çin'deki kuruluşlarla paylaşıldı e, Çin konsolosluğuna mektup gönderildi e, onun dışında mesela LinkedIn'de e, bu bankalarda çalışanlara yönelik Hedefli reklamlama yapıldı. Yani bu kampanyayı aslında çalıştıkları bankanın neler yaptığını gösteren LinkedIn'de özel reklamlar çıktı bu insanların karşısına. Gibi farklı farklı şeyler var. Bundan çok kısa söz etmek istedim. Hazır unutluyu koymuşken yol haritasına. Ve şimdi öbür slayta geçmeden yine Menti'den size bir soru soruyoruz. Kampanyanızın imza sayısını nasıl arttırırsınız? Çünkü bu bize çok sıkça gelen bir soru. Ve artık şey oldu hani... Change.org'da gö gösterdik zaten 18,5 milyon e, kullanıcı var. Hadi mail atın imza sayısı artsın. E, çokça deniyor ama bunun dışında çok fazla yapılabilecek şey var. Barış size şimdi e, Zoom chatten e, onun linkini atıyor. Ben de size yine hep birlikte bakalım herkes ne diyecek. Evet WhatsApp geldi bu cevabı bekliyordum. Kişilerle paylaşarak. Her yerden paylaşırdım. Her yer neresi? Ee, o zaman sunuma geri dönelim isterseniz. Siz isterseniz buraya fikirlerinizi yazmaya devam edebilirsiniz. Evet nereler var? Siz de söylediğiniz gibi aslında WhatsApp'tan çokça yaygınlaştırabiliriz. Biraz bu yaygınlaştırma yöntemleri kısmında böyle biraz yaratıcı olabiliriz aslında. Yani son zamanlarda çokça podcastler dinleniyor. Orada işte en çok dinlenen podcastleri görebiliyorsunuz mesela Spotify üzerinden. Oradaki programları konuk olmayı deneyebilirsiniz. Belki bir tanıdığınız vardır ya da arkadaşınızın ya da aile bireyinizin tanıdığı vardır. Onlara çıkmak bir seçenek olabilir. Radyo programlarına zaten hani çıkmak, geleneksel medya zaten her zaman direkt ilk aklımıza gelen o oluyor. Bir basın bülteni yazmak, ardından basına paylaşmak. Ama şimdi e, maalesef hani sadece basına paylaşmak da yeterli değil. O gazetecileri tek tek aramak, onlarla konuşmak işte özel haber yaptırmak da bir seçenek olabiliyor ya da. Onlara işte WhatsApp üzerinden ulaşıp basın bülteninizi gönderebiliyorsunuz. Ama teke tek iletişim çok önemli. Yani sadece böyle BCC'ye koyup böyle basın mensuplarına gönderdiğiniz basın bültenleri çok fazla yer almıyor ne yazık ki artık basında. E, yerel medya çok önemli. Mesela Figen, e, Kırmızı Kuş Cenneti'nin sahip çıkılması için bir kampanya başlattı. Orada Osmaniye'de bu Kırmızı Kuş Cenneti Osmaniye gazetecilerini hedefledi. Hatta Osmaniye'ye gidip oradaki gazeteciler derneğine tanışıp Onlara tek tek e-posta atıp e konunun aslında Osmaniye bölgesindeki gazetelerde çıkmasını sağladı. Onun dışında e yaratıcı olun derken mesela aklıma şey geliyor benim. E Instagram canlı yayınları. İşte pa pandemiyle birlikte çokça patladı, çokça arttı bu yayınlar. Ve bazı yayınlar yüz e canlı bir şekilde 100 bin kişiye bile ulaşabiliyor. Yani oralarda çıkmak ya da işte oralardaki instagram yani canlı yayına katılıp altından hani chat'ten kampanyanızı paylaşmak oradaki canlı yayını düzenleyen konuşmacılara e-posta atıp bunu canlı yayın sırasında bahsetmelerini istemekte bir seçenek olabilir. Veya karikatüristlerle ya da ilüstratörlerle çalışmak çok aktif. Biz de çokça çalışıyoruz. Karikatürist derken de mesela Emrah Ablak var. İlk o aklıma geliyor. En son Kaz Dağları kampanyası ile ilgili 3 dakikalık animasyonlu bir karikatür çizdi. Ve oradaki kendi kitlesine ulaştı. Clubhouse diye bir uygulama çıktı duymuşsunuzdur mesela. Orada yayın yapmak işte bir açtığınızda görüyorsunuz en üstte bin kişi dinliyor bile o konuşmayı. Hani orada istediğiniz zaman aslında konuşmacı olmak için talep gönderebilirsiniz mesela. Konu sizin konunuz olmasa bile siz bu kampanyanızdan söz edebilirsiniz. Yani birden bin kişi kampanyanızı duyuyor ve sayfaya gidip imzalıyor olabilir. Onun gibi farklı farklı yöntemler var. WhatsApp'tan da e, tabii kampanya yaygınlaştırmak çok değerli. Yani birebir iletişimde olduğunuz kişilere gönderebilirsiniz. WhatsApp grupları çok yaygın. Orada gruplarda kampanyanızı paylaşabilirsiniz. Ama güzel hani o gruba özel bir mesajla birlikte. Hani sadece kampanyamı imzalar mısın demek değil. Ama e, biraz hikayenizi anlatıp paylaşmanız. O insanlarda hani bir aidiyet duygusu yaratıp... ...o kampanyayı imzalamanıza doğru, imzalamasına doğru götürüyor olacak. Twitter, Instagram'da hani e, özel görseller hazırlayıp... ...paylaşımlarda bulunabilirsiniz. E, İllüstratör demiştim. Yukarıda mesela hatta şu an e, aramızda olan Yasemin e, ne çokça çalışıyoruz biz diğer kurumlarda aynı şekilde. Onun yaptığı mesela bir Adana'da bir kömür termik santral daha istemiyoruz. İllüstrasyonu var. E, bu illüstrasyon da çokça paylaşıldı konuyu çok daha net bir şekilde anlatıyor. Bu demin bahsettiğim raporun iletişim kapsamında bunu yaptırmıştık. Çünkü genelde kömür termik santral fotoğrafları hani böyle kara duman çıkmıyorsa sosyal medyada ne yazık ki çok çok, da iyi gitmiyor. O yüzden illüstrasyonlarla ilerlemek daha mantıklı oluyor. Günlülerle iletişim Burada mesela Adana'da biz ne yaptık? Adanalı ünlülerin listesini çıkarttık ve onlara özel görseller hazırlayıp bir sosyal medya paketi hazırlayıp onlarla paylaştık. Burada mesela Murat Kekil'in paylaştığı görseli görebilirsiniz. Biz onunla iletişimimiz yoktu. Instagram üzerinden mesaj attık. Sosyal medya paketimizi birkaç görseli gönderdik ve o da seve seve kampanyayı bağlantısını koyarak Instagram hikayelerinde paylaştı. Burada yine şey görebiliriz mesela Demet Akal'ın hiçbir iletişimimiz yok ama avcılık kampanyasını çok seviyor. Ne zaman paylaşsak e, ...mutlaka retweetliyor. E, ve 6 milyon takipçi sı var onun. Farklı bir hedef kitleye ulaşmış oluyoruz o, o, onun sayesinde. Facebook ve Telegram grupları... ...burada yine Kırmıklı'yı örnek vermek istiyorum... ...çünkü Figen çok güzel yaptı bunu. Facebook'ta ne yaptık? Hani konumuz kuş değil mi? Kuş gözlem grupları çok aktif Facebook'ta. E, onların bir listesini oluşturduk. Ve Figen hepsine kendi böyle özel bir mesajıyla... ...o gruplardan kampanyasını e, paylaştı... Telegram'da bu WhatsApp sözleşmesi gündeminden sonra Telegram kullanımı çok da arttı. Orada da yine gruplar var. Mesela Ekoloji Birliği'nin bir grubu var. Orada kendileri sadece paylaşımlardı bunu. 500 kişi var. Hani oraya ekoloji birliğinden birine rica edip benim kampanyamı paylaşır mısın bu kişilerle demek ee, yine kampanyanızdaki imza sayılarını arttırabilir ki Telegram'daki açılma oranlarının daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde sivil toplum örgütlerinden destek isteyebilirsiniz. Eğer böyle e, hani Paris'teki gibi böyle 47 STK'nın başlattığı bir kampanya değilse siz birey olarak başlattıysanız alanda daha önce çalışmış veya ilgisini çekebilecek hani yerel STK'lara ulaşabilirsiniz ya da büyük STK'lara ulaşabilirsiniz. Onlarla kampanyanızı paylaşabilirsiniz. Burada mesela yine Kırmıtlı'da Figen tek başına kampanya başlattı. Ama ne oldu? Bir öğrendik ki Doğa Derneği zamanında bu alanda çalışmış. Hatta Kırmıtlı önemli doğa alanıymış. O nedenle Doğa Derneği bu kampanya destek verdi mesela. Ee, yine aynı şekilde aslında mesela Doğa Derneği Adana bölgesinde yani özellikle kömür termik santraller kısmında çok çalışmıyor. Ama bir baktık ki Adana bölgesi bir önemli doğa alanı, Hunutlu'nun olduğu yer ve önemli bir kuş gö göç rotası. O nedenle onlar da kendi yani kendi mesajlarıyla, kendi bilgi, kendi e raporlarında yararlanarak bu kampanyayı da kendi kitlelerine duyurdu. E, mailing e, zaten barışın uzmanlık alanı. E, biz zaten Change.org'da genelde hani kampanyaları büyütmek için özel bir kitleye mailing yapıp imza sayılarını arttırıyoruz ama bunu aslında siz de yapabilirsiniz. Yani mail olarak arkadaşlarınıza, çevrenize kampanyanızı duyurabilirsiniz. Birey olarak başlattıysanız. Birey olarak değilse ama Adana'daki gibi 18 kurumun başlattığı bir kampanya ise yine kurumların kendi bireysel destekçileri var, e posta adresleri var. Bunlara özel bir mailing yapabilirsiniz. Ya da mesela Buğday Derneği'nin aylık e-bültenleri oluyor. Buday Derneği orada 6 işte maddeden bahsediyor. Bir maddesine kampanyadan bahsedebilir ki bahsediyor. Onun dışında sahadan iletişime de değinmek istiyorum. Bu gerçekten e, yani çok değerli oluyor. Dijitale taşınması için de çok güzel oluyor bu. Galata Kulesi kampanyası süreci boyunca mesela alana çokça gidildi. Ve alandan e, anlık... E, videolar çekip fotoğraflar paylaşıldı. Bunun olmasıyla aslında Twitter'da birden konu daha da gündeme geldi. Etkileşim sayısı çok arttı. Yani şu an Galata'da ne oluyor? Şu an restorasyon çalışmaları kapsamında hani orada görülüyordu mesela videoda çektik. Eba bir kuşu, anne kuş yavrusuna ulaşamıyor çünkü orada bir tane iskele var. Hani bunun videosu çekildi mesela bu paylaşıldı. Muharrem İnce de bunu paylaştı ardından. Cem Seymen de paylaştı ve birden konu gündeme geldi ve e, bakana kadar gitti bu konu. E, sahadan iletişim o nedenle çok değerli. Burada genç iklim aktivistlerinin 19 Mart'ta gerçekleştirdikleri eylem var. Yine sahada olup alandan böyle videolar, fotoğraflar çekmek çok değerli. deyip biraz trending topic listesine nasıl girilir? Yani TT'ye girmek de çok önemli. E, burada çokça yapılan bir şey. E, ama çok kolay değil. giderek zorlaşıyor. E, bunun için böyle birkaç e, madde sıralamış bir yani bir rapordan aldım bunları. E, çok kısaca bahsetmek gerekirse aslında daha önce kullanılmamış bir etiket belirlemek gerekiyor. Yani bir özel gün değilse mesela 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü. Bu kesinlikle zaten TT olacak bir, bir etiket. Ee, yani her yıl geçse de yine aynı şekilde Dünya Hayvanları Koruma Günü etiketi zaten TT olacak. Buradaki aslında stratejiniz şey olabilir. O etiketin altında en çok etkileşim alan paylaşım olabilmek için yaratıcı bir içerik oluşturabilirsiniz orada. Öyle olduğunda ne oluyor? O etikete giriyoruz çünkü yani Türkiye gündeminde tüm Twitter kullananları açıyor. Bir bakıyor, birinci gündemde Hayvanları Koruma günü. Bastığı gibi bir bakıyor, Aa, sizin kampanyanız çünkü en çok etkileşimi o almış. Bu bir seçenek, bu zaten özel günler TT oluyor, bunu biliyoruz. E, hepsi olmuyor bu arada, ama en önemlileri oluyor. Onun dışında bir etiket belirlemek istiyorsanız, yani konu zaten gündem değilse mesela avcılık artık gündem oluyor. Neden öldürüyorsun? Biz ya, yani, e, kurumlar yazmadan zaten trending oluyor. Ama başka bir konuda hiç gündem olmayan bir e, kampanyayı TT yapmak istiyorsanız kullanılmamış bir etiket belirlemek gerekiyor. Etiketi yani sosyal medyada görseliyle dahi yayınlamamanız gerek. Çünkü özellikle mesela WhatsApp gruplarında paylaşırken etiketi yazmamak gerekiyor. Çünkü hani bilmiyorsunuz oradaki insanlar TT listesine nasıl girilir bilmiyor. Birden Twitter'da yazıyor. O zaman bu Twitter'ın algoritmalarını biraz e, oynatıyor. Onun dışında belirli bir, yani bir zaman aralığında çok sayıda kişi çok sayıda tweet atarak çok gör fazla görüntülenme sağlanmasıyla TT olunuyor. E, burada mesela şeyi örnek verebilirim. E, Torbaya Esnaf Geri Çek kampanyasında tema da ayrı bir kampanya oluşturdu. Madde 6'yı geri çek diye. Bunun için de bir TT çalışması yapmak istediler. Ama ben hani çok şaşırdım çünkü hiç yaygınlaştırmadılar bunu. Sadece küçük birkaç grupta yaygınlaştırıldı. Genelde bir sosyal medya paketi paylaşılır. Sadece altı tane tweet örneğe atıldı o kadar. Ben hani kafamda düşündüm ki bu TT olamayacak. Ama hani yine tüm desteği verdik. Biraz yaygınlaştırmaya çalıştık. Ama normal şartlar altında TT olması mümkün değildi. Bir baktık altıncı sıradan TT oldu kısa süre içerisinde. Sonra ben temadaki arkadaşlara bunu nasıl yaptınız diye sordum. Orada onların 100 kişilik bir e, sosyal medya ekibi varmış. Gönüllü ekibi. Onlara bunları yollamışlar. Onlar da e, belli aralıklarla sürekli tweet atmış. Yani o nedenle çok sayıda kişi çok sayıda tweet atarak aslında TT olunuyor. Bu da çok değerli. Bir de e, tweetlerde yani sadece retweet yapmak değil. Retweet yaptığımızda mesela etiketi üste yazmak. işte kaliteli tweetler atmak e, TT olmanızı arttırabiliyor. Burada mesela avcılık özelinde bir trending topik etkinliği organize edilmişti. ne, yaptı, ne yaptılar onlar? Pazar sabahı 9'da avlanmasına izin verilen hayvanların ses olmak için buluşuyoruz diye önden duyurdular. Ama etiketi duyurmadılar hiçbir şekilde. Bunu nereye attılar? Twitter'da kendi hesaplarından duyurdular. İşte Doğa Derneği, Doğa Araştırmaları Derneği, herkes. Biz de Change olarak destek olduk. Ardından Facebook gruplarında duyuruldu. WhatsApp gruplarına yayıldı. Ünlülerle, influencerlarla paylaşıldı hem Twitter'dan hem de Instagram'dan Instagram hikayelerden iki farklı mecradan yürü, yürütüldü bu kampanya ve çok kısa süre içerisinde hayvanlar yaşamak istiyor etiketi iki gün boyunca gündemde kaldı gerçekten çünkü biz yani bir, bir kere gündemde olunca insanlar bunu araştırıp daha da çok merak ediyor ve daha da çok paylaşmaya başlıyor. burada Tuba Ansal'ın paylaşımına değindim. Ayşe Arman paylaştı Instagram hikayelerinden. E, mesela Tarkan. Tarkan da bu kampanya çok destek oluyor. Biz şöyle bir görsel hazırlamıştık. Avına izin verilen memeli türleri. Hepsi değil ama birkaçını bir görselde birleştirmek insanların hani bu kampanyayı anlamasında daha etkili olabiliyor. Bu, bu görsel çokça paylaşıldı yani. Tarkan, Cem, Seymen herkes tüm ünlüler paylaştı ve hala da paylaşılmaya devam ediyor. Çünkü çok net bir şekilde İnsanlar burada görüyor. Aa Ceylan'ı da mı vuruyorlar? Aa çakal da var. Kaya sansarından ne istediler?" diyorlar burada. Tarkan da bunu paylaştıktan sonra mesela gazeteler bunu hemen aldı. Çünkü Tarkan bir popstar ve 6 milyon takipçisi var ve Cumhuriyet'te hemen da bu kampanya destek oluyor diye başlık attı. Hani bir ünlünün paylaşması da başlı başına bir basın haberi olabiliyor. burada ne yapıyoruz? Biz genelde TT etkinliklerinde WhatsApp grupları var, doğa koruma kuruluşlarının, Telegram grupları var. Bunlara böyle bir ön yazı yazıyoruz. E, sosyal medya paketi oluşturuyoruz, onu paylaşıyoruz ve insanlardan, hani kurumlardan e, destek istiyoruz. Burada da Greenpeace'in mesela Telegram'da paylaştığı, e, 8000 abonesine paylaştığı Adana kampanyasını görebiliriz. Burada kaç kişiye ulaşmış mesela? 8000 abonesi var ama abonesi olmayan ve Greenpeace'i takip edenler de var. Bu kampanya mesela 22 bin kişi görüntülemiş bu mesajı. Ee, o yüzden Telegram'da çok aktif bir kanal. Burada yerel hikayelerden de biraz bahsetmek istiyorum. Mesela e, yatağında yaşayan Tayyip'e Demirel, zeytinliklerini tehdit eden kömür madeniyle mücadelesini BBC Türkçe'ye anlatmış. E, Reuters'te haber oldu bu. E, hani alandan böyle hikayelerin paylaşımı aslında insanların hani kampanyanızı kafalarında oluşturmasına daha çok yardımcı oluyor. O yüzden yerel iletişim, hikaye anlatımı çok önemli kampanyalarda. Burada yine Bursalı gençlerden örnek vermek istedim. Greenpeace çok güzel bir video hazırlamış, gençlerle videolar çekmiş. Hani neden Bursa'yı temiz hava istediklerini maskelerle anlatıyor gençler. Yine 19 Mart küresel iklim grevi kapsamında bir eylem gerçekleşti. Alanda olmanın önemine değinmek istedim burada bunu paylaşarak. Ve size yine bir soru sormak istiyorum. Yani sosyal medyada hangi görseller daha iyi gider? E, chatten yazabilirsiniz. Dört tane görsel koydum buraya. Bu dördünü de biz Çin hesabından paylaştık. Hangisinin daha iyi gittiğini ben biliyorum. E, sizce hangisi daha çok etkileşim almıştır? A geldi. D. Bu sefer insanlar korkuyorlar söylemeye. <gülüyor> Önce <gülüyor> <ve> daha sonra. <laughs> çok farklı geliyor Biraz hızlı toparlayacağım. Bukete de söz vereceğiz çünkü daha. Ee, tamam. Beni duyabiliyorsunuz hala galiba. Evet. Ee, burada D iyi gitti. Neden sizce? Çünkü aslında Dünya Kanser Günü bir kere hani bir dünya bir şey günü olunca o görsel illa böyle bir şekilde etkileşim alıyor ve çokça paylaşılıyor. İkinci olarak bu bir illüstrasyon. Yani dediğim gibi yani fotoğraflar, kömür termik santral fotoğrafları böyle siyah duman çıkmadığı takdirde e, sosyal medyada da maalesef çok iyi gitmiyor. Ya da mesela rapor paylaşımları, işte bu Temiz Hava Hakkı platformunun C e, seçeneğinde paylaştığı şey hani belki onların kitlesinde iyi gitmiştir ama change kitlesinde hani çok rapor paylaşımları o kadar iyi şey yapmıyor. Etkileşim almıyor. O nedenle özel günleri mutlaka hani hiçbir şekilde kaçırmayın. Hatta kampanyanıza başladığınızda bir özel günleri bir tarayın. Ne ilginç ne olabilir mesela Dünya Çevre Günü, Dünya Kanser Günü. Mesela işte Adana'da kaplumbağaları değindiğimiz için Dünya Kaplumbağalar Günü, Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü gibi Dünya Hayvanları Koruma Günü, Yaban Hayatı Günü gibi günlerde mutlaka kampanyanızı paylaşın. Bir de illüstrasyonlar iyi gidiyor, bunu da unutmayın. Burada yine çok kısa bir quiz var. Burada bu hangisi gitmişti? Mesela Paris kampanyasında biz iki haftadır, üç haftadır paylaşıyoruz. Hangi görsel daha çok etkileşim almıştır sizce? D, C, D. Evet demin illüstrasyon dedim diye biraz tüyo vermiş oldum galiba. Herkes şimdi illüstrasyona şey yapıyor ama konu burada daha çok hani kömürlü termik santraller değil. Öbürkülerin kömür, yani santral fotoğrafı olmadığını da altını çizmek isterim. O yüzden belki de A ve B iyi gitmiştir diyorum ve burada hemen cevap verip yine ee, devam edeyim. Burada aslında hepsi iyi gitti yani e, belli bir tane yok yani hesabına göre değişiyor aslında. Change hesabında hangisi daha iyi gitti derseniz A iyi gitti çünkü bu mesela 2009 yılındaki İstanbul'daki sel felaketinden bir görsel. Hani e, bu net hani insanların anlayabileceği ve daha önce gördüğü bir görsel. B görselini de gördük mesela. Bu da oldukça çok paylaşıldı. C'deki görsel mesela daha çok Buğday Derneği kitlesine uygun bir görsel. Zaten Buğday Derneği'nin hazırladığı, Neval'le birlikte hazırladığı bir illüstrasyon. Hani burada mesela Change kitlesine çok iyi gitmeyecek bir görsel. Ama farklı kitlelerde, farklı STK'ların hesaplarında iyi gidebilir. D görseli de çok aktif. O da çokça paylaşıldı. Ama burada mesela Paris İklim Anlaşması gibi bir konu olduğunda... E, illüstrasyondan çok elimizde çokça fotoğraf var yani Giresun'daki sel felaketi mesela hani hepsi hani elimizde Türkiye'den çok fotoğraf olduğu için bunu çok net bir şekilde anlatabiliriz o nedenle öncelik aslında fotoğraflar bu e, iklim kampanyalarında diyorum ve bir video gösteriyorum hızlıca. da böyle kampanyalarınızda videolarda e, hazırlayabilirsiniz. Onlar da çok e, etkili oluyor. Tamam evet. E, şimdi biraz yaygınlaştırmadan bahsetmişken kampanya sayfanızdan güncellemeler atabilirsiniz. Buradan birkaç örnek paylaşmıştım. E, burada şey görüyoruz aslında şöyle bir veri var elimizde. En başarılı kampanyacılar imza kampanyalarını 6 veya daha fazla e, paylaşmış kampanya kampanyacılar. Yani 6'dan daha fazla güncelleme atmış kampanya yalar daha çok başarıya ulaşabiliyor. Düzenli aralıklarla aslında kampanyanız hakkında çıkan işte haberleri ta imzacılarınızla paylaşabilirsiniz. Onları harekete geçmeye çağırabilirsiniz. Mesela işte bu 19 Mart'taki buluşma için aslında kampanya Bursa ekibi bir güncelleme atıp daha çok gencin buluşmasını sağlayabilirdi gibi gelişmeleri, kampanyayla ilgili gelişmeleri paylaşabilirsiniz. Ya da özel günlerde mesela çıktığınız basın bültenlerini burada daha revize edip kısa bir şekilde paylaşabilirsiniz imzacılarınızla. Burada ne oluyor? Siz bu güncellemeyi sayfadan attığınızda direkt diyelim 100 bin kişi kampanyanızı imzaladı. O 100 bin kişi e-posta olarak gidiyor. Çok değerli bir araç bu da. Destekçilerle etkileşimde nasıl kalabilirsiniz? İmzalama sebeplerini okuyabilirsiniz. Bu mesela kampanyayı imzalayanlar isterse imza veriyorum çünkü diye doldurabiliyorlar. O yazıları ve oradan aslında siz mesela Twitter'dan da bunu paylaşabilirsiniz. Çok etkili olabiliyor. Bir de tabii imzaları teslim edebilirsiniz. istediğinizde bu imzaları PDF olarak indirip teslim edebiliyorsunuz. Burada birkaç örnek gösterdim. Buket Uzuner'in mesela Yunus kampanyasında imzaları USB'ye yükleyip bir kutu haline getirip karar vericiye teslim ettiğini görebilirsiniz burada. Yine Yaşasın Kuşlar hareketinde. Doğa Derneği'nden Dicle'nin 60 bin imzayı e, Orman Bakanlığı'na teslim ettiğini görebilirsiniz. Bunları Buket'e anlatacağı için sol tarafı çok e, değinmeyeceğim. Hızlıca Buket'e söz vermek istiyorum çünkü. Kampanyanızda olduk, başarılı olduktan sonra da bunu doğrulanmış başarı olarak işaretleyip imzacılarınıza duyurabilirsiniz. Çünkü başarıyı duyurmak da çok önemli. E, i̇mzaları hani nereye gittiğini öğrenmek istiyor imzacılar. Ve son olarak son bir videomuz var kısa ardından da ara vereceğiz. 12 yıldır Türkiye'de 19,5 milyon kişi Change.org üzerinden başlatılmış kampanyalara 100 milyondan fazla imza attı. Change.org'da her gün 100'e yakın imza kampanyası başlatılıyor. İnsanlar attıkları imzalarla inandıkları mücadelenin bir parçası oluyor, gündem yaratıyor, değişime katkı sağlıyor ve imza kampanyaları başarıya ulaşıyor. İmzaladığın ilk kampanyayı hatırlıyor musun? Evet. Birlikte mücadele etmenin gücüne inananlar imza kampanyalarını yıllardır değişimin en güçlü aracı olarak kullanmaya devam ediyor. Change.org sunduğu kampanya araçlarıyla aynı amaca inanan insanları buluşturuyor, iletişim kurmalarını sağlıyor ve talepler muhataplarına ulaşıyor. Peki tüm bunlar nasıl gerçekleşiyor? Her şey değişime inanan bir kişinin ilk adımı atmasıyla, yani bir imza kampanyası açmasıyla başlıyor. Üstelik Change.org'da kampanya başlatmak çok kolay. Topluluk kurallarına uyan herkes değişim istediği herhangi bir konu için bir imza kampanyası başlatabilir. Kampanyanı düzenleyeceğin ekrana gelip istediğin değişimi gerçekleştirebilecek yetkiliyi, birden fazla kişiyi, kurumun adını ve e-posta adresini ekleyebilirsin. Hatta paylaşmak için başlık bölümüne bu kişi ve kurumların Twitter kullanıcı adlarını dahil edebilirsin. Böylece kampanyanın her paylaşıldığında Twitter'da yer alan muhatapların sürekli bildirim alır. İmza kampanyan fark edilir, muhatabın kamuoyu baskısını hisseder. Bu da seni başarıya daha çok yaklaştırır. Change.org'daki en başarılı kampanyacılar imza kampanyalarını 6 kere veya daha fazla paylaşanlardır. Kampanyanla ilgili oluşan yeni gelişmeleri ve basında çıkan haberleri imza atan kişilerle paylaşabilirsin. Hatta başarıya ulaşmak için zaman zaman destekçilerini farklı aşamalarda harekete geçmeye çağırabilirsin. Paylaştığın gelişmeler sayfanda herkese açık bir şekilde paylaşılır ve Change.org senin için imza atan herkese e-posta aracılığıyla bilgi verir. Muhatabın sosyal medyada oluşturulan kamuoyu tepkisine yanıt vermediyse yapabileceğim bir şey daha var. Muhatabından randevu alıp kampanyanın için atılan imzaları elden teslim etmek. Bu imzaları teslim ederken yanına imzacılarını ve basını da davet edebilirsin. Talep ettiğin değişiklik gerçekleşti mi? Tebrikler. Bu mutlu haberi imza atan herkesle paylaşman çok önemli yaptığın duyuru yine tüm imzacılara e-posta ile gönderilecek ve yeni imza kampanyalarına ilham olacak. Yaşadığı dünyayı değiştirmek isteyenlerin yalnız olmadıklarını anladıkları, bir araya geldikleri ve güç birliği yaptıkları Change.org'a hemen gir. İmzanı at, kampanyanı başlat, sen de değiştir. Bizim sunumumuz bu kadardı. Teşekkür ederiz. bir ben... özet oldu esasında bu son video değil mi? Neredeyse anlattığımız Aynen. her şeyi böyle tek tek üzerinden geçti. Evet. Bir saatin 3 dakikalık özet oldu evet. Teşekkür ederiz. E-posta adreslerimizi buraya yazdık. Herhangi bir sorunuz olursa bize e-posta üzerinden de ulaşabilirsiniz.